Hoş geldiniz. Sen şunları da bir şey yap. Sen yaptınız ya. Tamam. Şey. Ben şeyim. Bunları yaptım. Askerim. Elbise. Bir tane daha sıkabilir misin? Askerlerimiz neredeydi? Dolapçıya koydum. Bunlar hep elbise geldi. Aslında kaldı mı? Birkaç tane elbise. Mağazamızın ismi ihtiyaç yoksa ihtiyaç vardır. Sizin giymediğiniz ama giyilebilecek olan malzemeleri siz veya bize telefon açıyorsunuz, biz gelip alıyoruz. Temizse zaten direkt rafa katlayıp koyuyoruz. Temiz değilse biz bunları yıkayıp ütüleyip askıya koyuyoruz, rafımıza koyuyoruz. İhtiyaç olan vatandaşlarımız gelip buradan ihtiyaçlarını gideriyorlar. Çok Allah razı olsun herkesten, vatandaşlarımız duyarlı. Ta bize Hatay'dan, İstanbul'dan, Erzincan'dan kolilerimiz geliyor. Sağ olsunlar. Biz tabii bu sanaldan reklamlarımızı da yaptık, duyurularımızı da yaptık. Ta Hatay'dan bize koli geldi. Ne gibi şeyler geliyor? Ne gibi işte ayakkabıdır, çocuk elbisesidir, monttur, gömlektir. Aynı zamanda bizim işte çamaşır makinesi ikinci el mesela. Sizin çamaşır makineniz var, çamaşır makinesini değiştiniz, çalışıyor. Bize arıyorsunuz, ihtiyaç sahibi varsa diyorsunuz, biz de gelip onu evden alıyoruz. İhtiyaç sahiplerine sadece giyim olarak değil, buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak odası, çocuk odası, bütün ne varsa. Yani bir günde bir garibin evini dayayıp taşıyoruz elhamdülillah. Burada şu an gördüğünüz işte mont var, kaban var, gömlek var, pantolon var, tişört var, ayakkabı var, gelinliklerimiz var. Bu gelinliklerimiz de tabii şu anda biliyorsun en az 3-4 bin lira bir gelinlik. Biz bunları vatandaş geliyor burada giyiyor. Hediye istiyorsa hediyesi, onu biz kendisine de hediye diyoruz, saklayabilir. Ama hediye istemiyorsa tekrar işi bittikten sonra da tekrar bize getiriyor. Başka bir ihtiyaç sahibi olan yine gelip buradan temin edebiliyor. Aynı zamanda hiç kullanılmamış eşyalar da var. Eşyalar var, evet. Burada da ben sizin sayenizde, sizin huzurunuzda Sayın Kaymakamımıza, Yüksel Karabey'e ve Belediye Başkanım Sayın Muzaffer Bıyık Bey'e sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. En mutlu olduğum yer burası bizim. Hı hı. Çünkü girerken selamun aleyküm, çıkarken Allah razı olsun. Çok pahalı bir şey. Onun için bizim, tabii burada benim sadece benim şeyim değil bu. Bütün azalarımın, 8 tane azam, 4 asıl 4 yedek. Biz tamamı yedek, asıl yedeğimiz yok. 8 azamla beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda buraya emek veren ablalarımdır. Allah onlardan razı olsun. Bütün fedakarlıklarını yapıyorlar. Gelip burada katlıyorlar, ütülüyorlar, diziyorlar ve gelen ihtiyaç sahiplerini güler yüzle karşılayıp onları burada mutlu bir şekilde evlerine gönderiyorlar, Allah razı olsun. Ramazan bayramı ve kurban bayramında burada en az 300-400 tane çocuğu giydirdik. Çok mutlu olduk. Onlar çok mutlu oldular. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Muhtarımızın sayesinde ihtiyaç yoksa ihtiyaç mağazamızı açtığı için ona teşekkür ediyoruz başta. Kendisi söylediği gibi insanları mutlu etmek, çocukları mutlu etmek bizim de hoşumuza gidiyor. Burada hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla getirdikleri malzemeleri biz ayırıyoruz. Bazen yıkanacak oluyor, onları tekrar evimize yıkıyoruz, ütülüyoruz, getiriyoruz. Ondan sonra yani haftanın her günü 1.30-3 arası açığız burada. Yani sadece burada değil, yani başka yerlere, ihtiyaç olan yerlere de koli yapıp gönderiyoruz. Evet. Koliliyoruz mesela, bazen diyorlar yetim var, öksük var, bazen çok yere de gitti kolilerimiz. Hı. Biz burada yaklaşık 2,5 yıldır faaliyette burası. 4.000-5.000 arası kişi giydirildi, genç, yaşlı, çocuk, engelli vatandaşlarımız bile geldi.
Onları da giydirdik. O mutluluğa bize eriştirdiler sağ olsunlar. Hele o küçük çocuklarımızın mutluluğu. Bir tane ayakkabı verdiğimizde anne bu benim ayağım oldu. Anne bunu alabilir miyiz falan. O gerçekten o mutluluğu bize yetiyor çocukların. Çocukları giydirmek en güzeli o. En önemlisi oluyor. İhtiyaç sahipleri, gerçek ihtiyaç sahipleri de çok geliyor buraya. Onların o sevinci zaten şeylerinden anlıyorsun. Giyimlerinden, kuşamlarından. Onları da bir şekilde mutlu etmek bizi de mutlu ediyor. Hayra vesile olduğu için Sayın Muhtarımız Sıddık Topal'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi de o hayra vesile ediyor. O daha bizi mutlu ediyor. Yani mutluyuz. Arkadaşlarım da sağ olsunlar hep beraber buranın bütün işlerini yapıyoruz. Temizliği de bize ait. Katlaması, ütülemesi, yıkaması, gelenleri karşılamamız, hele bayramlarda o iki bayram geçirdik. Yeni kıyafetler de verdik. Yanında ikinci el kıyafetlerimiz de oldu. Mutlu oldu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz.